Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bir model hazırladım. Modelim şu şekilde, bakın. Şöyle modelim. Şöyle farklı bir çimen olduğu için sizlere anlatmak istedim, tanıtmak istedim bu modeli. Şöyle aslında bu modeli tek renk tülbente böyle mavi rengime çimen olarak yapacaktım. Fakat şöyle dedim, ucunda da küçük böyle bir çiçek olsun, farklılık olsun. Bakın şu şekilde çimeni var. Sıralı bir çimen ve bir de iğneden tığa olan bir çimen bu şekilde. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir de sallantılı halinde göstereyim. Evet. Modelim bu şekilde. Bakın. Çıtırıklığı, çıtı pıtı, zarif bir model. Zariflikten, kolay bitmesinden, sıralı modelden hoşlananlar için çok hoş, zarif bir model oldu arkadaşlar. Evet. Yapım kısmına hemen geçelim. İlk başlama şeklini bir göstereyim isterseniz arkadaşlar. Aslında orada da anlaşılıyor ama bu şekilde şöyle 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk başlarken 7 zincir çekerek başlıyoruz ve tığ battığımızın içine ilk olduğu için herhangi bir tığ battıya bu şekilde sabitliyorum. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın bir alta 7'ydi ya. Bir alttaki yere şöyle girerek, bakın bu şekilde şöyle bir bol bir yuva elde ettim. 8 zincir çekiyorum. Şimdi 8 zincirimi bu ara kısma bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde buraya 8 zincirden 4 tane kirpik yaparak başlıyoruz. Şimdi burada da anlaşılıyor arkadaşlar aslında. Şöyle buradan devam edelim kaldığım yerden. Şöyle. Evet, şimdi demin gösterdim fakat bakın burada da aynı şekilde şöyle ipimi zincir çekerek tutturduğumu ve ara olduğu için, hani daha önce devamı olduğu için 6 zincir çekiyorum. Orada da zaten bir alta battığı için 6'ya eksilmiş oldu. 6 zincirimi çekerek bu şekilde başladım. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine 6 zincirimi sıkı iğne ile buraya sabitledim. Bakın bu şekilde başladık. 6 zincirimizle 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle çevirdim. Bu dip kısmına bakın. İlk zincirimin şöyle altından girip sıkı iğne ile 8 zincirimi buraya sabitledim. 8 zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı kalıp gibi olması için 8 zincirimi çekip bu zincirimin arasından girip ilk kirpiğimi buraya kapattım. Yine 8 zincir çekiyorum. Çok kolay fakat iğne oyası gibi durduğu için çok güzel duruyor arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Yine 8 zincir. Hemen buraya aynı değerlerinin olduğu kısma kapatıp 3. kirpiği yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın. 4. ve sonuncu kirpiğimi de bu şekilde buraya kapatıp şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Bu son, ters çeviriyorum. Son yaptığım kirpiğimi şöyle aralayıp bakın. Sıkı iğne ile buraya sabitledim. Şimdi 3 tanesi bana kaldı. 3 tane kirpik. Bu bir tanesi de ara suyu olarak kullanacağız. Yine 6 zincir çekiyorum. Başladığımız noktaya geldim. 3, 4, 5 ve 6. 3 tane tığ battı bırakıp 4. tığ battımın içine sıkı iğne ile 6 zincirimi sabitliyorum.
ve 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. Şöyle bakın ters çevirdim yine. Bu ilk zincirimin altından alıyorum. Sabitliyorum. Şöyle sağda bolumsu bir şekilde yuva olacak. Oraya da kirpikleri dolduracağız. 8 zincir. 6, 7 ve 8. Şöyle çevirdim. Bu ara bizim yuvamız ara kısımdan girip kapattım. Tekrar 8 zincir. Ve ikinci kirpik olarak sabitliyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Üçüncüyü de sabitledim. Dördüncü için 8 zincir. Bakın yuvanın içine kapattım bu şekilde. Şimdi 5 tane zincirle kirpiğimize tutturacağız. 5 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına döndüm. Son yaptığım kirpiğimin içine de girip sık iğne ile sabitledim. Evet, 3 tanesi bize kaldı. 4. kirpik ara suyu olarak kullanacağız. 6 tane zincir. Hemen çevirdim. Yine 4. tığ battıya 1 2 3 4. Şöyle. Şimdi bir bakalım arkadaşlar yaptığımız iş nasıl oldu? Şöyle tepelerinde üçer kirpik yuvaların içinde. Bakın çok hoş. Dördüncü kirpiği de bu şekilde ara suyu olarak kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapıp şöyle tamamlayalım. 8 tane zincir çekeceğiz. İkisini çekmişiz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafına çeviriyorum. Bu zincirimin altından girip dip noktasına kadar bu şekilde uzatıp sık iğne ile burayı sıkıca sabitliyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Hemen bakın buradan girip sabitliyorum. Tekrar 8 zincir. 6, 7 ve 8. İğne yasından da arkadaşlar çok severim bu çimeni. Çok güzel tığda da durdu. 6, 7, 8. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen 4. kirpiğim için 8 zincir. Kapatıyorum buraya. Diğerlerinin yanına sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Eğer bu zinciri gevşek çeken olursa arkadaşlar 4 de olur 5 yerine. Şöyle ters çevirdim. 4. kirpiğin şöyle tam bakın. Bu şekilde tam ortasından sık iğne ile sabitliyorum. 6 zincirimi çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya sabitliyorum. Şöyle sökülmemesi için 3 zincirimi çekiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın çimen işimiz bu kadar. Bu çiçeğimizin de nasıl yapıldığını tarif edelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle arasına ben 3 tane bırakacağım. Eğer siz 3 fazla diyorsanız 2 de bırakabilirsiniz. Ters tarafına çeviriyorum. Bakın şöyle 3 tane 1, 2, 3 sayıp 4.'ünün şöyle tam ortasındaki bu 8 zincirimin içine sık iğne ile kırmızı ipimi buraya sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aynı yere bu 5 zincirimi sık iğne ile sabitleyip yuvamı buraya oluşturdum. Şöyle bugün Ankara bayağı kapalı. Perşembe günü yağışlı. O yüzden biraz net olur inşallah. Evet 3 zincirimi çektim. Bakın 5 zincirli yuva yaptıktan sonra 3 zincirimi çekip şöyle yanındaki kirpiğin içine 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Hemen düz yüzüne döndüm 4 zincirimi. Bu yaptığım zincirimden sık iğne ile sabitledim. Bakın buraya bir tane tomurcuk oluşturduk. Bir tarafa tığımı doladım. Bu 5 zincirli yuvadan girip şöyle 1, 2,
2 alarak trabzan yaptım. Yine 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Sabitliyorum. Arasında hiç zincir çekmiyorum trabzanların. Direkt bu şekilde şöyle 1, 2 ve 2 alarak 3 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzanımı kapatıp evet 3 tane bu şekilde kirpiği yaptık. Yine bir defa tığımı doluyorum. Şöyle alttan alayım da arkadaşlar orada sallanmasın bari. Şöyle 1, 2, 2. Evet. Dördüncü trabzanı yapıp hemen 4 tane zincir çekiyorum. Aralayıp 4 zincirimi kirpik olarak kapattım. Bir defa doladım. Yine aynı bu 5 zincirli yuvadan giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Kirpik olarak trabzanımı. Evet. Bir defa doluyorum. Aynı yere 1, 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle kapattım. Trabzanımın arasına. Toplamda bu şekilde 7 tane yapıyoruz. Sonuncu için yine tığımı doladım bir defa. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Trabzanımın arasına. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu direkt bu kirpiği de yaptık ya. Direkt götürüp yandaki bu üçüncü kirpiğin içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve bir tane de zincir çekiyorum kesmeden önce. İpimi kopardım. Hemen dün ipi koparamadım ya. Makası getirdim arkadaşlar. Dün size karşı utandım biraz. Evet. Bu şekilde minicik böyle bir çiçek yapıyorum. Bunu dediğim gibi siz bu her yuvaların içine fıstık, her bu yeşil yuvaların içine papatya yapabilirsiniz. Fakat böyle minicik bunu tercih ettim ben. Şimdi ipleri yakalım. Bir tane daha böyle açık renginden yapalım. Net inşallah çıkmıştır. Evet, şöyle ters tarafına çevirerek yine hesaplayalım. 1, 2, 3, 4'üncünün içine bu şekilde sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Şöyle alttaki sık iğneyi bir zincir kabul edip 4 tane çekeceğiz aslında. Demin 5 çektik. 3, bakın arkadaşlar 4, sık iğnemizle 5. Bu şekilde yuvamızın içine sabitledik. 1, 2, 3, 3 zincirimi çekip hemen buradaki yeşil yuvanın ilk yani kirpiğin içine sabitliyorum. 4 zincirimle dönüp şöyle bakın bu şekilde sık iğne ile sabitleyip bir tane tomurcuğumuz oldu. Şöyle zincirimizi trabzan kabul ettik. Bir defa tığımı doluyorum. Bu yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Trabzanımın ara noktasına tomurcuk olarak bu ikinci tomurcuğum. Bir defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Üçüncü tomurcuğum. Bir defa doladım. Bakın, bu şekilde yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasını. Bir defa doladım. Şöyle yuvaya girdim. Yine şöyle alttan alarak bu ipi arkadan altından geçirelim. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Bir defa doladım. Bakın. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Bakın. 3, 6. Bir defa doluyorum. Yuvanın içinden girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Toplamda 6 ve 7 tane. Bakın. 3, 6, 7.
Direkt hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne ile tomurcuktan sonra bu şekilde buraya sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim. Evet. İkinci çiçeğimiz de hazır. Şöyle. Bakın. Çok güzel, çok tatlı oldu. Hemen şu ipi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi hazırladık. Tamamladık. Bakın şöyle çıtı pıtı iğne yosuyla birebir aynı çimeni şöyle karşıdan çok tatlı oldu. Şöyle bir de dediğim gibi çimeni tek bile çok güzel duracak bir model oldu. Ben yine dayanamayıp tabii ki böyle çıtırıklı olsun diye üzerine çimenine uygun böyle minik minik çiçekler attım. Bakın çok tatlı oldular gerçekten. Şöyle yakın göstereyim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim videoların devamı için. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.